Herkese tekrar merhaba. Bugün sizlerle çok meşhur olan, Balkanlara özgü, çok da hafif olan, benim yemeği çok sevdiğim, herkesin de çok beğendiğini düşündüğüm trileçe tatlısını yapacağız. Bu tatlıyı sizlere kolaylıklarıyla, püf noktalarıyla yapılışını göstererek anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Öncelikle yumurtalarımızı kırarak başlayacağız. 5 tane yumurtamız var. Hanımlar, yumurtaları biliyorsunuz, daha önce de söylemişimdir. Mutlaka yıkayıp kullanıyoruz. 5 yumurtamızı şöyle kıralım. Yumurtanın içerisine 10 kaşık dolu dolu şöyle tepeleme 10 kaşık şeker ilave edeceğiz. Şimdi bunu mikserle beyaz köpük olana kadar çırpacağız. Bu şekilde köpük olana kadar çırptık. Çırptıktan sonra bir bardak sıvı yağımız var. Ayçiçek yağı kullanmanızı tavsiye ederim. Fakat köpüğün sönmemesi için şöyle kenardan ilave edeceğiz. Biz bunları ilave ettikçe köpükler üste çıkmış olacak. 5 kaşık irmiğimiz var. Kabartma tozu. Bir kısmını döküyorum. Vanilya. Bu arada vanilyayı kullanmak zorunda değilsiniz ama fazla yumurta kullandığımız için yumurtanın o ağır kokusunu gidermek için vanilya kullanıyorum. 10 kaşık şeker koyacağım. Şimdi ben ilk 5 kaşığını koyayım şöyle. Kalan kabartma tozunu üzerine tekrar ilave edeceğim. Böylece karışmış olacak. Kabartma tozumuzu da kalan kısmına ilave ediyoruz. Hatta bunu şurada bir karıştıralım. Altı, yedi, sekiz, dokuz ve on. Bunu öncelikle kaşık yardımıyla karıştıracağız köpüğün sönmemesi için. Daha sonra mikserin en hafif yani yavaş dönen ayarında çok az miktarda karıştıracağız. Yoksa kekimiz kabarmayabilir. Kekimizin hamurunu iyice çırptık. Tepsimizi de yağladık. Ben sıvı yağ kullanıyorum yağlarken. Biraz un serpeceğim. Sıvı yağ ile yağladığımız tepsiler, daha doğrusu kekler daha güzel kabarıyor. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde yayacağız. Hepsimizi. Bu arada hanımlar, biraz önce unu koyarken şeker demişim. Kameramanım beni uyardı. Sağ olsun. Orada 10 kaşık şeker, 10 kaşık da un koymuş olduk. Aman yanlışlıkla fazla şeker koyuvermeyin. O zaman tatlısından yiyemezsiniz, hem de kabarmaz. Bunu bu şekilde yaydıktan sonra şöyle hafif sallıyoruz ve bunu soğuk fırına 180 derecede kabarana kadar, yaklaşık 10 dakika kadar, bazı fırınlarda 20 dakikayı da buluyor, bu şekilde pişireceğiz. Kekimiz fırında pişerken biz sosunu hazırlayacağız. Bunun için 200 ml'lik bir kremaya ihtiyacımız var. Kremayı şöyle bir kaba boşaltıyoruz. Kremamızın üzerine 7 kaşık şeker ilave edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kaşık şeker ilave ettikten sonra bunu çırpacağız.
bu çırptığımız krema ve şekerin üzerine 1 litre sütümüz var, soğuk süt. Bunu yavaş yavaş mikserle çırparak ilave edeceğiz. İçerisindeki şekerin iyice erimesi gerekiyor. Yaklaşık 3 dakika çırptık. Şimdi sosumuz hazır. Bu sosu kekimiz soğuyana kadar buzdolabında bekleteceğiz. Pişti hanımlar. Bu keki ben size 10-20 dakika arasında demiştim ama 180 derecelik fırında tam 12 dakikada pişti. Hani bilginiz olsun, eğer fırının yanında durmayacaksanız diye bunu size söylüyorum. Şimdi böyle bu şekilde borcama elimizi değdiğimizde yanmayacak şekilde olacak kekimizin sıcaklığı. Kremamız da sosumuz da zaten dolaptan çıktı, soğuk. Bunun tamamını kekimizin üzerine güzelce gezdireceğiz. Şimdi de karamelimizi hazırlayacağız. Bunun için 7 kaşık şekere ihtiyacımız var. Tavamıza şöyle 7 kaşık şekeri bırakıyoruz. Ocağımızın altını yakıyoruz. Rengi koyulaşana kadar bekleyeceğiz. Biraz şekerler eriyecek. Daha sonra içerisine 50 gram kadar tereyağı ve yine 200 ml krema dökeceğiz. Bu şekilde eriyor şekerimiz. Bu aşamada tereyağımızı ekliyoruz. Ve kremamızı bu şekilde hazırladık. Şekerler erimeye başlayınca gördüğünüz gibi kremayı ve 50 grama yakın tereyağı koyduk. Böyle göz göz olmaya, kabarmaya başlayınca altını kapatacağız. Yalnız içerisinde böyle pütür pütür şekerler kalmayacak. Kalırsa da hemen panik yapmayın. Kısık ateşte biraz böyle karıştırarak devam ettiğimizde o pütürler eriyecektir. Ve böyle akışkan güzel bir karamel olacak. Şimdi bunu kekimizin üzerine dökeceğiz. Kekimiz bu şekilde hazır. Soğumuş. Bu üzerindeki beyazlıklar ne diye düşünürseniz hanımlar, biliyorsunuz sosumuzu mikserle çırpmıştık, köpürmüştü. Hani köpüklü ayran gibi olmuştu. Üzerinde köpükler kalmış ama tamamen şerbetini, sosunu çekmiş durumda. Biz bunu yaklaşık 1-2 saat dolapta dinlendirmeyi tercih ettik. Şimdi üzerine karamelimizi dökeceğiz ve bir gün ya da akşamdan yapıyorsak sabaha kadar dolapta dinlenmesi gerekecek. Bakın şöyle içerisinde birkaç parça pütür kalmış. O pütürleri üzerine dökmeyi düşünmüyorum. Bu şekilde yayacağız. Köpüklerin üzerini kapatmaya çalışıyorum. Çok güzel oldu. Ben şöyle sunumunu da size göstermek istedim. Gördüğünüz gibi sütlü kaymaklı karışımı sosu tepsinin dibinde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Hepinize afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim.